Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Her pazartesi olduğu gibi 2022 senesinin aslında bu yılın ilk yayını. Kimleri ağırlayacağız? WebRazi CEO'su Arda Kutsal ve 500 İstanbul kurucu ortağı Enis Hulli bizimle olacak bu programda. Hoş geldiniz her ikinizde. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Önce hemen Arda'ya sözü vererek başlayayım. Arda, iyi seneler şimdiden hem sana hem de WebRazi ailesine. Tabii geçen sene tüm belki de dünyayı şaşırtan rakamlar açıklandı. Türkiye'yi de öyle. İşte M&A'lerde büyük şirket birleşme satın almalarında da işte halk arzlarda da. Aslında startup ekosistemi için de aynı şey, girişimciler için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Çünkü yeni yeni kelimeler türedi çoğu kişi için. Yani işte scale yapabiliyorduk ama daha büyük yatırımları, daha büyük girişimleri duymamıştık. Artık bunları da konuşur hale geldik. Değerlemesi çok yüksek şirketleri. Yurt dışında halk arzlar gördük. Biraz senden dinleyelim Arda. Nasıl değerlendirirsin geçtiğimiz seneyi? Ya geçtiğimiz sene tabii tüm dünyada değişik zamanlardı bunlar. Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin inanılmaz hızlandığı zamanlardı. Kötü zamanlardı ama evet, sektör açısından belki de 3-5 yılda alınacak olan yol 1,5 sene içinde alınmış oldu. Türkiye için de tabii ki bu anlamda avantajları oldu. Ne oldu? İşte uzaktan çalışmanın gelmesiyle birlikte işte yurt dışına odaklı iş yapan girişim sayısı arttı. Döviz kazancı elde etmek zorunluluğunu hissetmeye başladı girişimciler. O yüzden satışlarını biraz daha dünyaya açmaya başladılar. Bir şekilde dijitalleşmenin hızlanmasıyla sektörlerdeki ihtiyaçlar daha belli oldu. Yatırımcı haliyle buralara biraz daha yatırım yapmaya başladı. Ve bana soracak olursanız önümüzdeki 1-2 yıl içinde yaşayacağımız altın yılların şu anda hazırlığını yapıyoruz. Peki hemen döneyim Enis'e de aynı soruyu yönelteyim. Biraz aslında belki de yatırımcı şapkasıyla, fon şapkasıyla da konuşabilirsin Enis. Sence startupların gelişimine yatırımcılar üç maymunu mu oynadı yoksa kayıtsız kalmadılar? Onlar da cömertti, böyle bir yıl diyebilir miyiz geçtiğimiz sene için? Kesinlikle diyebiliriz. Yani bence inanılmaz bir para aktı. Hem Türkiye anlamında, Türkiye ekosistemine hem de uluslararası anlamda startuplara. Sırf bizim portföye baktığımızda bile pandemiye girerken toplamda 150 milyon dolar yatırım almış ve yaklaşık 50-60 milyon dolar yıllık ciro yapan bir portföyümüz vardı. Bugün baktığımızda 2 yıl oldu diyelim. Aşağı yukarı 2 yıl geçti. Toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım almış. 3000 kişiyi istihdam eden, 500 milyon dolara yakın yıllık ciro yapan bir portföy var. Bu hızlanmayı yalnızca bizim portföyümüzde görmüyoruz. Bütün ekosistemlerde de görebiliyoruz. Toplam yapılan yatırım Türkiye'de 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pandemi öncesi 100 milyon doları gördüğümüzde havai fişeklerle kutluyorduk. Bugün 1,5 milyar dolar diyoruz. Bence bu artış devam edecek Arda'nın dediği gibi. Peki şimdi biraz daha son sizden havadislerle devam edelim. Arda, öncelikle TechU'yu satın almanız Ekim'deydi zannediyorum ki açıklamıştınız. Tech.eu sitesini satın almanızı. Biraz bahseder misin bundan? Özellikle yani Türkiye'deki startupların, tabii ki her sektör için bunu ayrı ayrı konuşmak gerekiyor ama sizin alan için de çok fazla yenilik var. Yani dışarıya açılması, yurt dışındaki şirketlerle yapılan işbirlikleri, bunun daha fazla duyar olduk. Dolayısıyla buradaki ana motivasyon neydi? Hangi perspektif, hangi vizyonla TechEU satın aldınız? Ya biz sonuçta işte WebRazi Türkiye'de zaten girişim ekosisteminin tam merkezinde yer alıyor ve bir şekilde hem işte haberleri vesairesi, işte teknolojisi, datasıyla, işte konferanslarıyla güçlü bir pozisyonu var. Biz yıllarca yurt dışına açılmaya çalıştık. Bunu çok net itiraf edeyim. Yani çabaladık diyeyim hatta yani. Bayağı bir çabaladık ama olmadı. Yani çünkü belli başlı detaylarda doğru hamle yapmayınca olamıyor. Nedir bunlar? İşte yurt dışında doğru ekipleri işe almak veya istihdam etmek veya işte aynı şekilde belli bir kitleyi kazanana kadar harcaması gereken belli paralar var falan ve biz bunu denedik. Yani 2018 yılında bizim Londra'da ciddi bir operasyon atılımımız oldu. Hatta orada belli bir ekiple çalışıp üstüne iki tane de büyük teknoloji konferansı yaptık aslında. Ama yani kolay olmadı ve bir noktadan sonra artık bunu nasıl artık yapalım diye düşünürken satın almayla yapmanın daha doğru olacağı fikrine vardık. Burada bir şansımız vardı. Satın aldığımız TechEU'nun kurucusu çok eskiden tanıdığımız bir kişi. Yani sektörün de çok iyi tanıdığı bir kişi dünyada.
Yani bu dünyadaki işte çok önemli belli başlı medya şirketlerinde editörlük yapmış falan. Daha sonra kendi işini kurmuş bir kişi ve Tekiyun'un da çok ciddi bir yatırımcı kitlesi vardı içinde. Yani başlangıçta bayağı bir yatırımcıdan melek yatırım almış ve öyle kurulmuş. İyi bir kitlesi var. Avrupa ekosistemine baktığımızda orada iki veya üç tane aslında Wavrazia'ya benzer oyuncu var. Ve Tekiyun bunların işte birinci, ikinci arasında gezin oyuncuların bir tanesi. Süreç tabii çok kolay olmadı. Pandeminin tam göbeğinde yaptığımız için bu işleri hep uzaktan, yani biz hiç kimseyi görmedik. Yani ne avukatları, ne tekniği kurucuları, hiç kimseyi görmeden aslında 2020 sonuna doğru başlayan bir süreç 9-10 aydan fazla sürdü. Çünkü çok yatırımcı vardı. Bir de bu satın alma tamamını satın aldık. Yani öyle bir durumda olduğu için birazcık süreci uzun sürdü. Motivasyonumuz tamamen aslında bir Türkiye'den aslında bir medya, teknoloji medyası olarak dünyaya açılmaktı. Devamında Türkiye'den çok fazla girişim çıkıyor. Önemli detayların bir tanesi bu. Ve iyi işler çıkıyor. Bunların dünyada kendine bir pozisyon yakalayabilmesi için Türkiye'den çıkmış bir medyanın İngilizce yayınla dünyada iş yapıyor olması bence kritikti. Bir diğer konu da aslında Silikon Vadisi, yani San Francisco'da hep böyle işin kalbi gibi görünen nokta yavaş yavaş bence Avrupa'ya doğru kaymaya başladı. Bu konuda Enis'in de mutlaka fikri vardır. Yani Avrupa'ya kayan bir teknoloji ekosistemi var. Bunun da avantajını yakalamak istedik. Yani yıllarca sadece Silikon Vadisi odaklı düşündüğümüz konunun birazcık Avrupa merkezli olabileceğini, bir noktadan sonra hatta Türkiye'nin bu işin içinde ana oyuncudan biri olabileceğini düşündük. Bu yüzden de o pozisyonda yer almak istedik. Doğru bir satın alma oldu bence. Şu anda da bayağı yoğun çalışıyoruz. Çünkü iki şirketin altyapılarını birbirine entegre etmek gibi detaylarımız var. Ama güzel şeyler olacak diye tahmin ediyorum. Peki hemen döneyim burada Enis Uli'ye. Enis, özellikle Türkiye'den yurt dışına açılma ve bu konudaki sektörlere baktığımızda, ben de genelleme yapamıyorum. Aklıma şu an hani 2021 özetleyecek olsak, yani tarım geliyor, teknoloji tabanlı, işte yazılım tabanlı birçok şirket geliyor, e-ticaret geliyor. Yani liste uzun ama her sektörde var elbette, ama hangisinde daha fazla iştah var? Hangi alanlarda Türkiye'den yurt dışına açılmanın daha iştah kabartıcı olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü startup ekosisteminden bağımsız olarak Enis, Türkiye zaten 2021 ihracat rekoruyla tamamladığı ve maalesef içerideki ekonomik hassasiyetten dolayı ihracat bir zorunluluk hale geldi. Yani o kadar fazla maliyet var ki her şirket döviz geliri yaratmak istiyor. O yüzden biraz o perspektiften de değerlendirmeni rica edeceğim. Tabii ki. Ya bizim portföye baktığımızda, kendi portföyümüzden başlayayım sonra dışarıya doğru çıkarız. Bizim portföye baktığımızda portföyün cirosunun toplamda yalnızca %3'ü Türkiye'den geliyor. %97'si döviz olarak yurt dışından geliyor. Yurt dıştan geliyor diye bakınca da hani global bir yurt dışı diye tek bir pazar gibi bakmamak lazım. Bizim portföyümüzün %80'i cironun Amerika'dan geliyor. Çünkü teknolojinin en gelişmiş olduğu, kurumsal firmaların en büyük bütçeleri ayırabildiği yer Amerika. Ondan dolayı özellikle daha olgunlaşmamış bir teknoloji alanında iş yapan bir girişim, tabii ki bu ilk müşterilerini bulmak için, daha büyük kurumsal bütçelere sahip müşterileri bulmak için hemen Amerika'ya atmaya çalışıyor kendisini. New York olabilir, San Francisco olabilir. Orada satış pazarlama ofisleri kuruyor. Türkiye'ye baktığımızda geçtiğimiz 3 senenin tabii ki bence hala highlight'ı, en yüksek kategorisi oyun ve oyun firmalarının doğduğu andan itibaren global olması. Türkiye'de bugün baksanız belki yıllık 50 milyon doların üzerinde ciro yapan belki 25-30 tane oyun firması var ve tüm cirolarını yurt dışından yapıyorlar. Ondan bence tabii ki e-ticarette örnek olarak Getir'in yaşadığı başarı veya Trendyol'un bugün dışarıya çıkıyor olması çok çok önemli. Ama bence oyunun üzerine geçemez herhangi başka bir kategori. Tabii bu geçmişe dönük bir bakış açısı. Bundan 3 sene, 5 sene önce olan trendlerin bugünkü yansımalarına baktığımızda bu kategorileri söyleyebiliyoruz. Biz bugün nelere bakıyoruz? Biz bugün aslında 3 farklı teknoloji trendi var bizim takip ettiğimiz. Ve bu 3 farklı teknoloji trendinin farklı bir sürü sektörde de yansıması olabilir. Bunlardan bir tanesi tabii ki yapay zeka ve makine öğrenimi. Yapay ve zeka ve makine öğrenimi teknoloji altyapısı kullanıp sağlık teknolojilerine odaklanan, endüstriyel teknolojilere odaklanan tüm şirketlerle ilgileniyoruz. İkincisi fintech. Bütün dünyada yapılan yatırımın toplamda 1/4'ü fintech'e gitti. Böyle baktığımızda da özellikle Türkiye'den yurt dışına çıkabilecek çok fazla fintech girişimi olacağını düşünüyorum. Fintech'in de farklı sektörlere yansımaları var. Biraz önce senin verdiğin örnekteki tarım ve tarım finansmanı güzel bir örneği. Çok ilgileniyoruz. Benzer şekilde lojistik ve lojistik finansmanı çok ilgileniyoruz. Ama burada altyapı teknolojisi aslında fintech ve tüm sektörlerin yavaş yavaş fintechleşmesi. Dikeyde ise farklı bütün sektörlerde bence fırsatlar barındırıyor. Üçüncüsü ise Web3, kripto, blockchain, bu nasıl bakmak isterseniz.
ve bütün sektörlerin Web3 teknolojileriyle yavaş yavaş disrupt ediliyor olması da bence bizim takip ettiğimiz üçüncü trend. Türkiye'de henüz burada çıkabilen çok oyuncu görmedik. İnceliyoruz ve yatırım yapmak istiyoruz. Henüz yapamadık. Fakat şu anda ikinci fonda yaptığımız ilk 7 yatırıma bakacak olsanız şunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Fintech ve yapay zeka makine öğrenimi teknolojilerini kullanıp kendi dikeylerinde farklı sektörlere saldıran ekipler var ve bunu tamamen Türkiye'de teknoloji ofisi kurup bütün satış pazarlamasını özellikle Batı Avrupa ve Amerika'ya doğru yapıyorlar. Ace, peki bu Metaverse hikayesine ne dersin? Yani çünkü bu tarafta atılan adımlara bakıldığında aslında Türkiye'de yavaş yavaş birçok şirketin işte perakende de var bunun içerisinde. Perakende tarafını da koyabiliriz. İşte kurumsal şirketler de olabiliriz. Bunların da dahil olduğunu görüyoruz. Mağazalar açılmaya başlandı. Yeni satın almalar yapılıyor birçok marka tarafından. Burayı nasıl görüyorsun? Ya belli bir kesim zaten geçtiğimiz 3-4 senedir Metaverse'de yaşıyordu bence. Özellikle borsaya açık büyük oyun şirketlerine ve platformlarına baktığımızda Roblox gibi, Minecraft gibi zaten orada hayatının 10-12 saatini geçiren büyük bir kitle vardı ve o kitle gitgide de büyüyordu. Bence Metaverse kelimesiyle o dünya bizim gerçek dünyamıza bir köprülendi ve bu sayede biraz önce senin verdiğin örnek gibi perakende mağazalar Metaverse'de dükkan açmaya, Metaverse'de arazi almaya veya tekne almaya yani bot almaya doğru gitti. Türkiye'de biz bunun daha çok tabii piramidin altından üstüne doğru gelecek. Özellikle yazılımcıların bu alanda geliştirdiği işlerle ilgilenmeye çalışıyoruz ve maalesef çok çok az var. Olanlar da Türk ekosisteminde fazla bilinmiyorlar. Çünkü bence Metaverse dünyasının kendi içerisinde global bir ekosistemi var. Ve herhangi bir coğrafyaya bağımlı kalmadan ünlü olabiliyorlar. Örnek olarak bir Türk'ün kurduğu Space Runners diye Metaverse'deki ayakkabı markası var. NBA yıldızlarıyla beraber ayakkabılar yapıyorlar. Ama bizim ekosistemde çok fazla dolaşmasa da epey bir yatırım aldı. Çok da büyük bir komünitesi var aslında Metaverse'te. Yatırım yapmak istiyoruz, inceliyoruz. Ama birazcık da Web3'te olduğu gibi Türkiye'de yeterli fırsatları ya biz bulamıyoruz ya da gerçekten yeni yeni oluşuyorlar. Piramidin tepesine gittiğimizde yani kurumsal firmalara gittiğimizde özellikle Facebook'un bence Metaverse'ü popülerleştirmesiyle geçtiğimiz 6 ayda tüm büyük firmalar da buralarda pozisyon almaya başladılar. Bu da tabii daha çok heyecanlandırıyor. Belki bunun sayesinde daha fazla yazılımcı bu alanda kendileri de teknoloji geliştirmek istiyorlar. Ama bence Türkiye olarak henüz çok 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 erken aşamadayız burada. Aylin, Metaverse tabanlı girişimlerde sen nasıl görüyorsun son dönemlerdeki ilgiyi? Yani şirketlerin, büyük şirketlerin dahil olması gerekiyor elbette bu işin içerisine. Onlar dahil olmadan bu bir evren sonuçta. Bu evren oluşamaz bir iki kişinin girişimiyle ama trend yavaş yavaş daha mı bizi yukarıya taşıyacak 2022'de? Kesinlikle. Yani şu anda daha çok çok yeni yani Enis'in bahsettiği işte 3-4 yıldır aslında yoğun zaman geçiriyordu insanlar. Evet doğru. Ama tabii kavram olarak ve özellikle bu işin blockchain ile biraz daha entegre olması birlikte daha biraz daha yolu var gibi görüyorum. Bir de böyle orada bir beklenmedik hareket bekliyorum aslında. Yani bizim şu anda anladığımız kavramdaki uygulamaların dışında biraz daha AR, VR ağırlıklı, biraz daha farklı yani Web3'ün, blockchain'in, kriptoların biraz daha entegre olduğu sistemler olmasını bekliyorum. Burada şu anda tabii ki pozisyon almış bayağı perakende şirketi var elbette ki. Çünkü bu aslında onlar için bir evet pozisyon alma, iki bir pazarlama hareketi gibi görmek lazım bence. Yakın zamanda bu arada enteresan bir şey oldu. Yani böyle biraz daha Metaverse odaklı NFT'ler geliştiren bir şirketi dünyanın en büyük spor ayakkabı üreticisi satın aldı. Mesela enteresan bir hareketti. Ve bunun gibi çok fazla örnekleri bence görmeye devam edeceğiz. İsim ama paylaşabilir misin Ayda orada? Bizim için problem değil çünkü. Ha tabii ki. Artifact. Artifact diye bir şirketi Nike satın aldı. Artifact'in yazılışı RTFKT de yazıyor bu arada. Yani sadece sesli harfleri koyuyor. Artifact'i Nike satın aldı. Artifact NFT'ler yapıyordu. Hem yani hem sneakers üretiyor diyor. Hem bunun NFT'lerini yapıyor. Hem yakın zamanda yine bir NFT koleksiyonu çıkarmıştı. Clone X diye. Meraklısı arayabilir. Yani NFT Clone X falan diye bakarsa görebilirler. Ve bu Clone X'i duyururken de enteresan işbirlikleri yaptı. Yani Clone X'in duyurulma noktasında yanlış hatırlamıyorsam Harvey Nichols'dı galiba. Harvey Nichols'da Londra mağazasında bir işbirliğine gitti. Hatta yani bana çok enteresan gelmişti. Yani nasıl yani bir NFT koleksiyonu Harvey Nichols'la mağazasının camlarını doldurdu falan nasıl oluyor falan derken zaten NFT koleksiyonu satışa açıldı, bitti. Hemen daha birkaç gün içinde de Nike tarafından satın alındığı söylendi. Bu arada benzer atılımları Adidas da yaptı.
bir şirket satın almadı ama yani o işte şeylerden belli başlı popüler NFT koleksiyonlarından satın almalar yaptı. Yani kısacası burada markaların çok ciddi bir pozisyonlanması var. Ama dediğim gibi yani bu yani bir tabii ki business kararı bir stratejik bir hamle olarak görülebileceği gibi ciddi bir tabii ki pazarlama etkisi de var. Bence daha çok fazla şey göreceğiz bu alanda. Çünkü şu anda konuştuğumuz Metaverse, konuştuğumuz NFT'lerin çoğunun daha çok böyle yeni adımlar gibi görüyorum. Hatta şey hatırlarsınız hani ilk cep telefonumuz nasıldı böyle takoz gibi alırdık çekerdik antenini falan. Yani bugünkü konuştuğumuz Web3, konuştuğumuz NFT algısı, konuştuğumuz Metaverse dünyasının daha hala o ilk telefonlar gibi görmek gerektiğini düşünüyorum. Çok basit bir örnek. Web3 diyoruz ama şu anda hala telefonumuzdaki tarayıcılardan, Safari'den, şundan bundan aslında Web3 uygulamalarına bir cüzdanla bağlanma şansımız yok. Bunun için ayrı Web3 browser'a kullanmamız gerekiyor. Bunların hepsi zaman içinde aşılacak ve ben bunların aslında aşılmasının ve hayatımıza girmesinin çok çok da uzun süreceğini düşünmüyorum. Yani senin de söylediğin gibi 2022 içinde çok fazla bu alanda örnekler göreceğiz. Ve devamındaki birkaç sene içinde de bambaşka bir sistem, bambaşka bir Metaverse dünyası yaşıyor olacağız. Peki burada tabii herkese de sorayım bu soruyu. Bir de bu işin yatırımcı tarafı var. Şimdi bireysel yatırımcıya bakıldığında işte taksi şoföründen manava, kuaföründen tersine kadar finansal okur yazar, yani bu örneği şu yüzden verdim. Tabii ki hiç önemli değil meslekleri, kariyerleri ama bankacı olmayanlar ya da finansal okur yazarlar çok yüksek olmayan bireysel yatırımcılar da bu alana girip yatırım yapmaya çalışıyorlar. Şimdi biz ilk kripto paraları duyduğumuzda da bir anda böyle bir aslında bireysel küçük yatırımcı kitlesi türemişti. Sonrasında riskini yönetemeyenler oldu. Çok yüksek zararlara uğrayanlar oldu. Çünkü oradaki bilinç düzeyi, oradaki okuryazarlık yüksek olmadığı için. Bu konudaki görüşünüz ne? Yani yatırım yapılması bu evrene. Başlayayım mı yoksa Enes girmek istersen? Sen başlayasın. Buyurun. Açıkçası özellikle bizim sektörümüzde startuplara baktığımızda finansal okuryazarlığımız aynı olsa bile bir bireysel yatırımcıyla bir erişim asimetrisi üzerindeydik biz. Bizim iyi girişimle erişimimiz çok daha iyi oluyor bireysel yatırımcıya göre. Bu finansal okuryazarlığın veya sofistikasyonun ilerisine giden bir durum oluyor. Ondan dolayı bence fonlar girişimlere çok daha iyi erişebiliyorlardı. Web3'e kadar. Web3 dünyası ve kripto paralarda bu böyle olmadı. Artık herkesin her şeye erişimi var. Fonların hacimlerinin herhangi bir avantajı yok. Çünkü perakende ve bireysel yatırımcının hacmi çok daha fazla bir araya geldiklerinde herhangi bir fondan. Öyle olunca da bu erişim asimetrisi ortadan kalktı. Bir anda bizim fon olarak erişebildiğimiz özellikle Web3 tarafındaki girişimler veya tokenlarla bir bireysel yatırımcının erişebildiği aynı hale geldi. Bu tamamen bir finansal okuryazarlık ve sofistikasyon yarışı haline gelmiş durumda. Ondan dolayı da bence fonlar imtina ediyor. Yeteri kadar hızlı giremiyorlar Web3'e. Türkiye'deki herhangi bir fonun Web3'te herhangi bir pozisyon alabildiğini sanmıyorum henüz. Çok büyük iştahımız var bizim de. Ancak baktığımızda Web3 girişimleri o kadar kolay perakendeden ve bireysel yatırımcıdan likidite bulabiliyorlar ki değerlemeleri çok yüksek oluyor. Hisse sahibi olamıyorsunuz. Token almamız lazım. Bu da bizim gibi fon yapılarının bu esnekliği maalesef vermiyorlar bize. Çok daha kalın çerçeveleri var. Bu da bireysel yatırımcılara bir avantaj sağlıyor. Ondan dolayı bir startup yatırımcılığı derken fon veya bireysel yapmak anlamında ben fonların büyük bir avantajı olduğunu düşünüyordum. Marka anlamında da, hacim anlamında da, bunun getirdiği erişim avantajı anlamında da. Web3 dünyasına geldiğimizde bence o avantaj yok oluyor. Hatta belki dezavantaja dönüyor bile olabilir. Bu da bireysel yatırımcılara yeterli finansal okuryazarlıkları varsa büyük fırsat kapıları açıyor. Arda sen ne dersin? Ya biraz önce yani başta senin biraz daha mesleklerle bağlantılı verdiğin örneğe bu arada katılıyorum şu anlamda. Yani aslında biz bunu sadece kriptolarda veya bugünkü işte NFT'dir, şudur, budur, işte Web3 dünyasındaki tokenlardır oralarda değil. Ya öncesinde de aslında bunu görüyorduk yani. İşte ya örnek vereyim, işte cevizde acayip fırsat var, ceviz ağacı dikelim falan muhabbet yapıp da birçok insanın ben zamanında buralara yatırımlar yaptığını hatırlıyorum. Veya işte gümüş öyle yükselecek falan filan muhabbetlerini. Biliyorum, o yüzden bunu teknolojiden bağımsız bir yatırım iştahı olarak görüyorum kendi adıma ve enteresan bir şekilde yani mesela biz şu anda burada konuşuyoruz, işte Enis'in çok ciddi tecrübesi var bu alanda, işte benim haliyle yani Webraz'dır şudur budur aşağı yukarı 15 yıldır uğraştığım bir alan, bu işin yani bugün işte kriptolar, tokenlar vesaire tarafındaki yatırım anlayışında ne kadar teknoloji bildiğimizle hiçbir alakası yok aslına bakarsanız. Yani finansal okuryazarlıkla da yani bahsettiğimiz bireysel yatırımcının
Hangi seviyede olduğunu da çok bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o iş biraz şöyle yürüyor benim gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir şey varmış, bunda acayip fırsat var gibi bir dünyadan gidiyor. O yüzden Enis'in bahsettiği yatırımların buralara girip girmemesinde de aslında bu tür bireysel yatırımcının etkisi fazla. Çünkü Web3 projeleri hakikaten bir coğrafyaya bağlı yürümüyor veya bu tür günümüz işlerin çoğu Metaverse oyun şirketleri gibi mesela. Yani şimdi bunların çoğu belli bir coğrafyaya bağlı yürümüyor. Yani girişimcisinin hangi ülkeden olduğu, ofisinin nerede olduğunu hiçbir anlamı yok. Ve iş biraz daha hisse yatırımından token yatırımı yani coin yatırımı modelinde yürüdüğü için de büyük bir fondan büyük bir yatırım almış olmasının da çok bir anlamı olmuyor. Çünkü ortaya bir açık bir token satışı açıyor. Ve zaten topluyor. Devamında bunu alıyor bir kripto borsasına koyuyor ve oradan işlem devam ediyor. O anlamda bir, evet bireysel yatırımcılar için inanılmaz büyük bir derya deniz var artık. Ama evet hata yapma olasılığı çok fazla. İyi analiz etmeleri lazım. Üç, bence bir noktada Enis'in de birazcık dert yandığı klasik girişim sermayesi yatırım fonlarının böyle yerlerde aksiyon alamamasının bence önü açılacak. Bu nedir? İşte bizim aslında security token dediğimiz kavram çok büyük. Yani hisse gibi tokenlar. Tahmin ediyorum ki bir dönemden sonra birçok ülkede kullanılmaya başlanacak diye düşünüyorum regülasyonlar dahilinde. Çünkü aksi takdirde evet yani bugün işte kurulmuş olan bir girişim sermayesi fonunun gidip bir yerin tokenını alıp bunu bir bilançosunda falan göstermesi teknik olarak ya çok zor ya imkansız. Peki son bir iki dakikanın içerisindeyiz. Enis, son sözü sana vereyim. Ben biraz hem senin kendi bireysel yatırımcı şapkanla 2022'yi nasıl gördüğünü, yeni yatırımlar olacak mı hem de 500 İstanbul olarak fonların büyüklüğü nereye evrilecek? Girişim sermayesi yatırım fonunu, son kurduğunuz fon geçtiğimiz sene hangi seviyelere gelecek? Biraz 2022'ye dair notları dinleyelim senden. Tabii biz geçtim ya, bu 2021 yılında kurduk fonumuzu. Mayıs ayında yatırım yapmaya başladık. Her ay bir yatırım yapıyoruz. Bence bu hızla devam ederiz. Yani 2022 boyunca da ana hedefimiz 12 ayda 12 yatırım yapabiliyor olmak. Ortalamada 750 bin euro, 1 milyon euro civarı yatırımlar yapıyoruz biz. Hedef her ay bir yatırım yapıp 2022 sonunda 20 portföy şirketine erişmiş olmak ikinci fonumuzda. Fon hacmi 50 milyon euro. Ben dünyadaki bu likiditenin de bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum 2022'de. Bu hızla artmaya devam etmese de var olan likiditenin kalacağına inanıyorum. Ondan dolayı da bu hızlı yatırım yapma sürecini de devam ettirmek istiyorum fonumuzda. Türkiye'de de benzer 2021'de gördüğümüz trendin devam edeceğini ve gene 1 milyar dolar üzeri toplam yatırıma çıkacağına inanıyorum Türkiye'nin. Baktığımızda bugün 18 ay önceye kadar bir tane bile unicorn yokken neredeyse ülkemizde. Bugün 5-6 tane unicorn sayabiliyoruz. Daha belki adını koyamadığımız 10 tane daha unicorn var. Sadece yatırım almadıkları için bunların isimleri geçmiyor. Onların da unicorn olmasıyla bence Türkiye'de önümüzdeki 5 sene boyunca yatırım hacmi her sene 1 milyar doların üzerinde kalacaktır. Ve Türkiye her sene en az 2 tane unicorn çıkarmaya devam edecektir. Bu trendi bu şekilde görünce de en güzeli bir yatırımcı olarak pozisyon almaya devam etmeniz, fonunuzu büyütmeye devam etmeniz oluyor. Fonumuz 50 milyon euro. Daha da üstüne çıkmak istiyoruz. Şu anda 80 yatırımcımız var. Kurumsal yatırımcılar da var, Hazine ve Maliye Bakanlığı da var, bir sürü farklı bireysel yatırımcı veya eski girişimci olan yatırımcımız da var ve bu Haziran ayına kadar da fonu daha da yukarıya taşıyıp 2022'de böyle bir 12 yatırımlarımızdan geçirmek istiyoruz. Çok kısa ilk fonumuza baktığımızda da şu an 2 tane unicorn şirketimiz var. 2022'de bence 4 unicorn olmuş olur ilk fonumuz. Performans aynı hızda iyi bir şekilde devam ediyor. Ben de Dekakorn ve Hekakorn olmalarını temenni ediyoruz diyeyim. Bekliyoruz Enis, güzel haberleri senden. Arda, ekosistemdeki gelişmeleri sizden takip etmekte çok güzel, çok güzel işler yapıyorsunuz. Onu da ileteyim buradan üzerimde kalmasın. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi bir sene dileyim. Ben teşekkür ederim. İyi seneler, çok sağ olun. İyi günler. Girişimcilik dünyasını bu hafta burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.